Selam, ben Melike. Bu kanalda okuduğum kitapları, izlediğim filmleri ve dizileri paylaşıyorum. Videomu beğenirsen eğer beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsan sevinirim. Şimdi bugünümüzün konusuna geçelim. Bugün kitaplığımın enleri videosu yapacağım. İlk defa bu konsepte bir şey yapıyorum. Çok da uzatmadan hemen ilk enimizle başlamak istiyorum. Kitaplığımdaki en pahalı kitap. Bu aynı zamanda en sevdiğim kitap da olabilir aslında bakarsanız. Bunun altında çok fazla şöyle yorum gelmişti. Ayn Rand'ın Hayatın Kaynağı kitabı. Ben böyle birazcık fazla gereksiz coşkulu anlatmışım sanırım. Bu kitapta benim için olmasını istediğim bir ütopya anlatılıyor ve bunun beni heyecanlandırması bir tık daha normaldir diye düşünüyorum. Anlatırken şunu da söylüyorum. Gerçek olmadığının, olamayacağının gayet farkında olarak okuduğumu söylüyorum. Ve kitabın ana karakterinin mimar olması ve benim de mimar olmamla alakalı böyle bir yakınlık hissettiğim bir kitap aslında. O yüzden de hem en sevdiğim hem de kitabımdaki en pahalı kitap. Ben aldığımda 200 lira gibi bir şeydi. 200 lira civarındaydı. Şu an nasıldır bilmiyorum. Ama zaten yüksek bir fiyattan almıştım. Sanmıyorum daha da artabileceğini, arttığında da kimsenin alabileceğini de sanmıyorum. Ama yazarın diğer kitapları da çok pahalı, yani iyice kitapları da pahalı. Kendisi gerçekten en sevdiğim kitaplardan biri. Şimdi ikinci enimize geçelim. Okumak için en çok beklettiğim kitap. Bunu aslında bu kadar bekletmeyi istememiştim. Bekletme sebebim de şu aslında. Lise yıllarında bize bir sınav için Jack London'ın Beyaz Diş'ini okumamızı söylüyorlar ve orada ben Beyaz Diş'ten nefret ediyorum. Yazarla da böyle o sebeple böyle bir aramızda mesafe var ama bu. Çok uzun süre bekletip daha bu sene okudum ve keşke kitabımda böyle bir şey varken okusaydım dediğim kitaplardan biri oldu. Muhtemelen böyle çok fazla okunduğu için bazılarınıza itici de gelmiş olabilir. Böyle çok tatmin etme, yani bu kitabı okuyup da çok tatmin olmamış insanlar da olabilir ama ben çok sevmiştim. Hatta bir kısmını sırf merakımdan böyle sesli kitap olarak dinlemiştim. YouTube'da bunun sesli kitabı da var bu arada. Beyaz Diş'ten sonra yazarı çok çok sevdiğim bir kitap oldu. Yazarı da kitabı da çok çok sevdim açıkçası. Buna da böyle bir merak ediyorsanız ve benim gibi bekletiyorsanız bence kesin okuyun. Yani bekletmeyin, hiç gerek yok. Böyle bir düşündürüyor, kurgusu sizi içine alıyor. Zaten çok kolay okunuyor, çok sade bir dili var. Buna bakabilirsiniz. Şimdi üçüncü kitabımıza bakıyoruz. Beni en çok hayal kırıklığına uğratan kitap. Çok özür diliyorum sevenlerinden. Bana çok fazla öneren insanlardan teker teker özür diliyorum. Ama Ayfer Tunç. Şöyle, nasıl hayal kırıklığı? Ben bunu çok fazla söyledim. Zaten okuduğum kitap videolarında da bunu okumadığımı fark etmişsinizdir eğer birazcık dikkat ettiyseniz. Bu depresifliği kaldıramadı benim ruhum. Çok güzel cümleleri var ya. İnanılmaz güzel cümleleri var kitabın. Bunun farkındayım. Bir hayal kırıklığının, bir kendini yok edişin, bir kendi sabote etmenin anlatımı var içinde. Bu çok güzel. Sadece düşündüğüm gibi bir şey çıkmadı. Tam olarak ne hayal ettim bilmiyorum ama tam olarak düşündüğüm gibi bir şey değildi. Beni en hayal kırıklığına uğratan kitap olabilir. Ama tabii ki bitireceğim. Çünkü bitirmeden de hayal kırıklığına uğradığımı belirtmek istemezdim. Ama sadece bir girişteki beklentimi karşılamadı diyebilirim bu kitap için. Dördüncü kitabımız. Beni en çok duygulandıran kitap. Ben böyle çok manasız şeylere duygulanırım. Yapacak bir şey yok işte. Duygusal olan bir şey beni daha az duygulandırır, öyle söyleyeyim. Ve son zamanlarda okuduğum, yine kitaplığımda çok beklemiş ama böyle bir gece karar verip okuduğum kitaplardan biri. Yaşlı Adam ve Deniz. Bu kitapta size çok kısa bir öykü anlatılıyor. Aslında bir yaşam öyküsünün serüvenini bir denizle ve bir balıkçıyla özdeşleyerek anlattığı bir hikaye aslında. Ve arkasında şöyle bir cümlesi var. Ben çok duygulanmıştım, bilmiyorum, çok sevmiştim. Belki o zamanki dönemimle alakalı da değil. Hayatta çabalayıp çabaladıklarının sonucunda öğrendiklerinle, bu deneyimin sana kattığı şeyle alakalı aslında daha çok. Bazen bir şeyleri çok istersiniz, onun olmasını istersiniz ama olmamasının ileride daha iyi olduğunu fark ettiğiniz bir an vardır ya. Bana o anları hatırlattı aslında ve arkasında şöyle yazıyor kitabın. Ben geçen sefer de söylemiştim bunu. Bu hikayesiyle Hemingway yenilgiye karşı cesaret, kayba karşı şahsi başarı temasını kendine has modern üslubuyla yeni baştan heykelleştirmiştir demiş. Bu cümle gayet kitabı özetleyen bir cümle bence. Şimdi diğer kitabımıza geçelim. En son hangi kitaptan bir cümleye wow dedin? Ben son zamanlarda okuduğum ve çok sevdiğim ve sade bulduğum ve güzel vakit geçirten bir kitap olduğu için ve daha önce de bu alışverişimde de bahsetmiştim. Benim wow dediğim cümle şu. Belki dönemseldir, kendime göre bir cümledir. Sana bir şey söyleyemeyeceğimi biliyorum. Dudaklarım dudaklarının yanında yalnızca öpücükler bulacak. Çabuk ol, ben hala konuşabiliyorken beni dinle.
Ben konuşurken ben dinlenmiyorsam muhtemelen dinleyeceğiniz zaman da orada olmam. Huy meselesi. O yüzden sevdiğim bir cümle oldu kendisi. Bunu zaten son zamanlarda okuyup yorumlamıştım. Bir önceki videomda anlatmıştım bu kitapla ilgili bir fikirlerimi. Şimdi hemen diğer kitabımıza geçiyorum. En çok yarım bırakılan kitap. Aslında en çok yarım bırakılan ve benim de şu an seriyi yarım bıraktığımı varsayarsak ki bırakmadım hali devam ediyorum. Çiçek Açmış Genç Kızların Gölgesinde. Kitapla ilgili böyle ilk videolarımdan biri aslında bununla ilgiliydi. Bu kitapta şöyle, duyguların aslında betimlenmesinden biraz hoşlanıyorsanız bu kitabı kesinlikle seversiniz diye düşünüyorum ama bu kitabı alıp bitireyim diye okumaya bence gerek yok. Yani bu kitabı bırakın, isterseniz Kurtlarla Koşan Kadınları okumak gibi aslında. Bir süre sonra okuyun, yavaş yavaş okuyun, günde bir sayfa okuyun, iki sayfa okuyun. Çünkü bir süre sonra zaten bu kitabın da akıcı olan bölümleri geliyor zaten. Ve o zamanları mesela hızlı hızlı okuyorsunuz. Çok yorucu olduğunun ve duygu yoğunluğunun fazla olduğunun, cümlelerinin çok 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 böyle kafa karıştırdığının ve kafanız doluyken asla okuyamayacağınızı bildiğim bir kitap aslında. Ama yine de seriyi bitirmenin size çok şey katacağına inanıyorum. Ben daha iki kitabını okudum. Ama seri zaten burada. Onları bitireceğim bir gün inşallah. Diğer kitabımıza geçersek eğer, en çok tekrar okumak istediğim kitap. Denemeler. Ben böyle kurgu gibi bir, yani kurgu olan kitapları muhtemelen tekrar okumak istemem bu arada. Ama Denemeler gibi, böyle size hayat deneyimini sunan, hayattan çıkardığı dersleri anlatan, böyle bir insanın aslında yaşam öyküsünde yaşadığı her deneyiminden bir parça görmek benim çok hoşuma gidiyor. Denemeler de böyle bir kitap ve Denemeler kendime çok yakın bulduğum da bir kitap aslında bakarsanız. Yazar ciddi manada böyle kabullendiğimiz doğruları bir kenara atıyor ve biraz da şuradan bakabilir misiniz? Ya da şu bakış açısıyla hiç düşündünüz mü diyor size. Ben o yüzden çok güzel buluyorum. Böyle tam olarak bu kitap şu düz bakışlı, düz yaşayan insan figürü vardır ya. Onun asla anlayamayacağı, okuyamayacağı bir kitap bence. Çünkü Montaigne bizde burada tek bir doğru yoktur'u anlatıyor aslında bakarsanız. Ne varmış sırada? Giriş cümlesini en çok sevdiğim kitap. Giriş cümlesini en çok sevdiğim kitabı aslında bahsetmiştim burada. Ve ben bu kitabı bitirmedim. Ama kitabın yani ilk cümlesini o kadar çok sevmiştim ki. Üniversitedeyken herkese okutmuştum böyle. Hatta birkaç defa story'de de paylaşmıştım. Kendisi Parfümün Dansı. Parfümün Dansı'nın ilk paragrafını buraya eklerim. Okumak isteyen okuyabilir. Pancar sebzelerin en keskinidir. Turp elbette ki daha ateşlidir. Ama turpun ateşi soğuk bir ateştir. Hoşnutsuzluğun ateşidir, yoksa ihtirasın değil. Domates doğrusu şehvetlidir, fakat onda da bir sualtı akıntısı halinde uçarılığı, havailiği sezersiniz hep. Pancarlar ise korkunç ciddidir. Slav halkı fiziksel özelliklerini patatesten, için için kaynamalarını turptan, ciddiliklerini ise pancardan almıştır. Pancar aslında melankolik bir sebzedir. Izdırap çekmeye o kadar isteklisi yoktur. Örneğin insan şalgamı ne kadar sıksa kanatamaz. Pancar tıpkı suç yerine geri dönen katile benzer. Vişnenin havuçla iş bittiğinde ortaya çıkan şeydir pancar. Bilmiyorum, komik yani. İlk önce sizi bir gerçekliğe inandırıyor, sonra bunun üzerine birçok şey anlatıyor. Bence çok güzel bir giriş cümlesi var kendisinin. Eğer ki okumadıysanız, ben okumadım. Okumadım ama kitabın zaten ilk başlarında değil, son 50 sayfasında mevzu böyle tam toparlanıyormuş. Benim o zamanlar kafam çok doluydu. Hatta anlamadım bile diyebilirim kitabı yani. Çok zorlamıştım okumak için kendimi. Ama hala giriş cümlesine en sevdiğim kitaptır kendisi. Evet, başka bir sorumuza geçelim. En abartılan kitap. Bu konuda o kadar güzel bir anım var ki ya. Ben bu kitabı okuduğumda işte herkes bana simyacı oku, simyacı oku, simyacı oku diyordu. Ben simyacı okuduğumda hayal kırıklığına uğradım. Ve sonra ama şöyle bir şey oldu simyacı ile ilgili. Hayatımın her anında bu kitaptan bir şey hatırladım. Çünkü kitapta şöyle bir anlatım var aslında. Hayat aslında senin için bir plan yapıyor. Birazcık kadercilik var içinde, birazcık hayırlısı olsuncu insan tavrı var. O yüzden ben çok seviyorum. İlk okuduğumda bu kadar etkilenmemiştim ve böyle büyük bir beklentiyle okumuştum ama neredeyse çoğu cümlesi ve olaylar o kadar aklımda ki her seferinde aklıma geliyor ve diyorum ki hani evet Melike, hayatın gerçekten senin için bir planı var. Bazen seviyorum, bazen sevmiyorum. Ama çoğu zaman yaşarken o kadar üzüldüğünüz ve acı çektiğiniz şeylerin finalinde öyle güzel şeyler oluyor ki yani iyi ki diyorsunuz. Yani umarım herkes için öyledir. Bu kitabın aslında çoğu insan abartıldığını düşünüyor ama
Bu tamamen kimin okuduğuna bağlı bir şey bu. O yüzden bunun genel bir doğrusu yok tabii ki. Evet, diğer bir sorumuz. İçinde yaşamak istediğin kitap. İçinde yaşamak istediğim kitap tabii ki bir fantastik dünya olur benimki. Talihsiz Serüvenler dizisinde yaşamak isterdim. Çünkü Talihsiz Serüvenler dizisi çok çocuksu görünüp alt metinleri olan ama içerisi çok eğlenceli, öğretici. Yani bilmiyorum, içinde her şey var. Yani Harry Potter'ın içinde de olmak isteyebilirdim ama bilmiyorum. Talihsiz Serüvenler dizisi bana içindeki edebi eserlerden ötürü daha böyle yakın geliyor. İçinde böyle farklı farklı yazarlara gönderme olması beni inanılmaz keyiflendirmişti izlerken. Eğer dizisini izlemediyseniz bence kesin izleyin. Ben kitaplarını okumadım çünkü hala ve hala Talihsiz Serüvenler dizisinin ilk kitabı bende yok. O da Kötü Günler Başlarken. Kötü Günler Başlarken'in o, bilmiyorum, sarkastik denebilir mi? O tavrı hoşuma gidiyor. Mesela diziyi ilk açtığınızda işte bu diziyi izlemeyin, bu diziden uzaklaşın gibi şeyler söylenmesi benim çok hoşuma gidiyor. Bana çok zekice ve çok tatlı geliyor. Keşke Talihsiz Serüvenler dizisi videosu çekseymişim böyle bu kadar konuşacağımı. Bu arada Talihsiz Serüvenler dizisinin kitaplarını yarısını eski baskı, yarısını yeni baskı falan aldım. Ama nedense yani kitabın ilk baskısı yok ve dönem dönem sürekli bir yerlerde stoğu olur. Özellikle BKM kitapta. Sipariş veririm ve siparişim iptal olur çünkü stokta yoktur aslında gibi gibi şeyler. Böyle ikinci el olarak da almak istemiyorum kitabı. Çok ikinci el kitap sevmiyorum açıkçası. Ama artık biraz daha zorlarsam alacağım mecburen. Neyse, bir ara gerçekten Talihsiz Serüvenler dizisi için detaylı videoda çekmek isterim. Çok güzel. Evet, şimdi diğer elimize geçelim. En çok sonunu değiştirmek istediğim kitap. En çok sonunu değiştirmek istediğim kitap tamamen bir romantik mi desem? Gerçekten bir romantik olmamla alakalı. Yani bu kitaptaki duygu hali beni her zaman çok üzer. Yani düşündüğümde bile üzülebiliyorum buna. Yani bir umuda bağlanmak, bir hayale bağlanmak ve tüm hayatını bunun uğrunda mahvetmek ve karşıdakinin bir duvar gibi sadece orada duruyor olması bu kitap. Aslında sonu yok. Başında zaten sonu çok belli. Ama yine de böyle bir kitap okuyanlar anladı. Yine bir o inanılmaz delice sevmenin karşılığını görebilmek isterdim kitapta. Ya da zihnim bunu bu şekilde tamamladı diyebilirim. Zihnim hala o adamın bu şekilde davranmış olmasını kabul etmiyor. Ama sonunu kesinlikle değiştirmek isterdim. Çok güzel, böyle başlı başına, kendi başına çok güzel bir kitap. Ama bir kitap, böyle bir kitap yazsalar ve bunun daha güzel versiyonu olsa ve birazcık mutlu olsak. Bilmiyorum. Kitabı okursanız anlarsınız. Çok güzel bir kitap ya. Yani benim kadar o duygu yoğunluğuna empatiyle yaklaşabiliyorsanız bence çok çok güzel. Sevmiyorsanız da size göre değildir zaten. Şimdi diğer kitabımıza geçelim. Sonunda en çok şaşırdığım kitap. Ya aslında şöyle, sonunda demeyeyim ama ben izlemeye başladıktan sonra çok şaşırdığım bir kitap ve dizi aslında. Yine Talihsiz Serüvenler dizisi. Ben böyle sadece çocuksu bir şey izleyeceğimi düşünüyordum. Kendi içinde altyapısı olan bir şey olduğunu görünce çok çok şaşırmıştım. Ve sonucuna da şaşırmıştım. Çünkü içinde böyle başta bir spoiler veriyor gibi hissediyorsunuz. Aslında o spoiler değil, tamamen bir yanlış anlaşılma. O yüzden buna çok şaşırmıştım. Keşke kitaplarını okusam ve onlara da şaşırsam diyorum aslında. Görsel olarak da çok böyle tatmin edici olduğu için, dizisi için söylüyorum. Kitabı da gayet tatmin edicidir diye düşünüyorum. Vefat eden ve tekrar kitap çıkarmasını istediğiniz bir yazar. Ben bir ara çok çok fazla, o kadar fazla okuyordum ki. Yani şimdi şöyle, yine kendime yakın hissettiğim biri. Böyle her zaman şunu söylerim, bitmemiş cümleleri vardır. Arda arda size düşüncelerini sıralar böyle bu yazar. Arda arda düşüncelerinin arasında bitmemiş cümlelerini siz de bitiremezsiniz. Yani aslında şu çözümsüz düşünceler gibi bir şey yani. Anlatamıyorum tam olarak. Sadece kendime bu konuda çok yakın buluyorum. Benim de böyle genelde bir cümleyi başlayıp sonunu getirmediklerim, ardına tekrar bir düşünceyle girdiğim ama yine bir sonuca bağlamadığım çok çok fazla cümlem vardır aslında. O yüzden zaten şu an hali hazırda 6 tane kitabı var elimde. Yani vefat etti, çok yakın zamanda bir vefat etti zaten. Ve aklımdan geçen tek şey hani ya biterse. Yani çok fazla kitap var ama ya hepsini okursam ve biterse fikriydi. O yüzden tekrar kitap çıkarmasını, hatta şu an var olmasını çok çok isterim. Kendisinin bana kendimi iyi hissettiren yazarlardan biri kendisi. Dizisi ve filminin yapılmasını istediğin kitap. Şimdi şöyle, ben şu konsepti çok seviyorum. İşte The Good Place Upload diye bir dizi vardı. Ben bu konsepti çok seviyorum. Böyle insanlara farklı senaryoların yaşatıldığı,
Mesela Bird Box vardı, işte herkesin kör olduğu. Ya böyle farklı farklı bakış açılarını seviyorum ve farklı bakış açılarının altının doldurulmasını da çok seviyorum. O yüzden Ölüm Biri Varmış Biri Yokmuş'un filmini, dizisini, bir şeyini isterdim illaki. Hatta bu yazarın böyle bir serisini yapılmasını isterdim. Bence farklı bir düşünce yapısı var. Varsa da bilmiyorum bu arada bu kitabın dizisi, filmi. Yapılsa kalite olarak bir tık üstte olacak filmlerden biri gibi hissettiriyor kendisi. Çünkü zaten okurken de sinematik sahneler var. Böyle herkesin öldüğü, birden işte insanların ölmek için sınırları geçtiği. Bence tam olarak, yani ben bunu ilk anlatırken de söylemiştim. Buna bir videom vardı. Bununla ilgili bir videom vardı. Orada da demiştim hani herkesin öldüğü bir sahne vardı. Gerçekten bu bir sahneydi. Yani sahneleri olan bir kitap aslında bu kitap. O yüzden bunun filmi olsa çok güzel olur diye düşünüyorum. Bitmiş sorularımız burada. Evet, benim kitaplığımın enleri bu kadardı. Başka en olan ve merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben de oradan cevaplarım. Beni buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Videomu beğenirseniz eğer beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.